Arvid Carlson, İsveç asıllı bir bilim adamıdır. 1950 yılında çıktı dedi ki, bu baklanın içerisinde dopa var. Parkinson hastalarına bu birebir. Vay sen misin bunu söyleyen bitkici, otçu filan adamcağızın üstüne gittiler. Yahu kendisi bir tıp hekimi aynı zamanda kimyacı ve ee, o zaman tabii 1950'li yıllarda Hüseyin yani ilaç sanayi o kadar güçlü kendine güveniyor ki çünkü en bir tek silahı o zaman dünyaya tanıttığı antibiyotik evet. mübarek o antibiyotiği de sen bulmadın adam yanlışlıkla petri kabında şeyini unuttu orada işte penisilini buldu yani o da sana göstermekle gözüne sokarlar. Evet. Ha, bunu bak o buluşun vakti zamanı geldi diye. Neyse bu şimdi Parkinson hastalarında dopamin seviyesi düşüktür. Yani damardan direkt dopamini veremezsin. Verirsen kan beyin bariyeri var, beyine gitmiyor. Bunu dopa olarak vermek zorundasın. Bu dopa nerede var? Bakla var. Yani dolayısıyla işte bu dopa e, dihidroksifenil dihidroksifenilalanindir. Yani iki tane hidroksil grubu ekliyorsunuz. Sonra bu dopamine dönüşür. Sonra adrenin, noradrenalin, adrenalin bunun böyle bir sırası var. Ve adamcağıza hakkını 2000 yılında verdiler biliyor musun? Arvin Carlson'a. Girsin değerli izleyicilerimiz. Baksınlar. 2000 yılında adama Nobel ödülü verdiler. Şimdi ana, ah Anadolu diyorum ya, Anadolu topraklarının kendine özgü olan bir baklası var Hüseyin. Bunu biz üreteceğiz, bunu ekstrakte edeceğiz ve Parkinson hastalarına vereceksiniz. İnanın dünyada bir numara oluruz. Ya 101 milyar dolar yani bu pastanın yüzde 10'unu kessek 10 milyar dolar yapar dilim yani. Yüzde birini kessek işte bir milyar dolar yapar. Ve bunu yapmamak var ya, yani sonra bizimkinin türleri farklı. Yani Anadolu'da yetişen baklanın kimyası farklı, çok daha etkili. E Dolayısıyla yani baklanın içindeki o segonder metabolitleri ben ekstrakte edeyim, bu Anadolu'ya özgü bir türdür deyip, ben bunu tescillersem kimse benim önümde duramaz. Onun lisansını da almış olsalar bizim önümüzü kesemezler. Ben bundan bahsediyorum. 10 milyar, yüzde %10'dan bahsediyorsunuz. Daha Ya dünya katlansa, gelip senden alacak. Alsa yarısını alsan 50 milyar Dünya dolar. gelip senden alacak. Seninki daha etkili diyecek. Böyle siz Çok zor bunu yapmak hocam. Sorayım ya, yani acayip bir ya. teknoloji mi gerekiyor? Hayır. Yani iş bilenin kılıç kuşanalım. Programın başında bir şey birisi bir yazmış. Yani hocam mikrobiyoloji, biyoteknoloji işte evlatlarımızı buna göre yetiştireceğiz. Temel eğitimi vereceksin Hüseyin. Yani bugün bugün laboratuvar imkanları Amerika'da ne varsa bizde de var. Avrupa'da ne varsa Türkiye'de de var ama bunları bunları iyi kullanmak lazım. Yani nasıl söyleyeyim işte. Hocam en güzeli ne olur biliyor musunuz? Yüce Allah'tan inşallah temenni edelim. Prof. Dr. İbrahim Sarıcıoğlu Enstitüsü kurulur, bu iş biter. Baklayı mı araştıracaksınız, ıspanağı mı, maydanozu mu? Sizin Allah yüce Allah'a şükürler olsun ki bu kadar şeyi ilminiz ilim bahşetmiş size, araştırmışsınız ama işte sorusu oydu. Gelecek nesiller bununla ilgilenmek isteyenler, Hı -hı. bir İbrahim Saroçoğlu olmak isteyenler ne yapmalı diye size Bizi sorulmuş. geçerler Hüseyin. İnşallah Bizi geçerler ama yani. Bir e, bu bunun bir enstitüsü kurulmalı hocam. Hiç. Evet. Hemen ne ediyoruz, diliyoruz. <laughs> yani yaradan ne takdir ettiyse odur. Ancak Köpürüz. şunu söylüyorum, Anadolu'nun baklası, Anadolu ya Anadolu toprağında yetişen her şey farklıdır. Sen Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da, Latin Amerika'da, Afrika'da yetişenlerle aynı değil. Yıllardır bunu söylüyorum. Git Avrupa'da da tüket, burada da tüket, aradaki farkı göreceksin. En azından lezzet farkı. Lezzet farkı demek kimyası değişik demektir Hüseyin. İşte bu. bu kadar basit, basit ya. Daha daha basite nasıl indirgeyip anlatayım? İşte bu baklanın içerisindeki dopayı Parkinson'a karşı daha fonksiyonel yapan daha onlarca sekonder metabolit var. Bunu bir bütün olarak düşüneceksiniz. Tek başına dopayı izole edip kapsülün içine koyup vatandaşın bunu yutması değil. O dopayı aldığınız zaman bunun içinden ki yabancılar bak 250 tonu 101 milyar dolar yapıyor bunun. Yani o dopayı tek başına değil onu fonksiyonel kılan onu işlevsel yapan, onu aktif hale getiren, daha etkin hale getiren bir sürü yardımcı medyatorik ortamdaki diğer sekonder metabolitler var. Onları da içine alacaksınız ve bunu bu şekilde tescil edeceksiniz. Metabolik petveylerini ona göre çıkartacaksınız. Şimdi dopa savaş meydanındaki komutandır. Ama savaşı kim kazanacak? Askerler, Askerler. kazanıyor. Ama siz tarihe komutanın adını yazıyorsunuz mübarek. Yani dolayısıyla bir şeyin fonksiyonel olması tek başına bir etken madde değil. Onu daha az hem de bir de yan tesirleri ortadan kalkmış oluyor. Çünkü onu fonksiyonel kıldığı için dikkat edin modern tıbbın ilaçları hep tek preparattır, tek ajanlıdır. Yani tek bir ana etken madde vardır. Bunun içinde ağır... Yan tesirleri görürsünüz. Ama bunu bitkilerde göremezsiniz doğal kullandığınız zaman. Daha içinde binlerce etkin maddeyi yani e, ne yapıyorsunuz? Beraberinde aldığınız için yan tesiri yaşamıyorsunuz. Peki evet. nasıl tüketelim hocam bunu? Şimdi Baklay baklayı kabuklarında da bunun nimetin hikmeti hmm. saklı. 5-6 tane baklayı alacaksınız. 200-250 mililitre suda. 10-12 dakika kadar kaynatıp suyunu içeceksiniz bu, bu kadar. bir sabah bir akşam bunu iki defa yaptığınızda e, göreceksiniz yani bir yerde e, triyoid e, yani trioidi yavaş çalışanlar trioidi yavaş çalışanlar kullanabiliyor mu kullanamıyor mu onun notlarıma bakmam lazım ezbere <laughs> kullanmak isteyenlerin önünü kesmek istemem. Şimdi mübarek Parkinson'da zaten ileri yaşta ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.